Hudeybiye Anlaşması, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Kureyş arasında yapılan ilk anlaşmaydı. Bu barış anlaşmasının maddeleri kabul edildiği için sahabeler hüzünlüydü. Bununla birlikte umre yapmadan Medine'ye geri dönmeleri de onları derinden etkilemişti. Bu anlaşmadan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber hazırlıklara başladı. Ordu Hayber'i fethetmeye hazırdı artık. Yahudiler Hayber'in fethi için Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla birlikte geleceğini biliyorlardı. Hayber'i kuşattılar ve Gatafan'dan yardım istediler. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı anlaşmayı teklif ettiler onlara. وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Resulullah Hayber ve Gatafan arasında gecelememizi emretti. Evet, Gatafan yolunu kesmek ve Hayber Yahudilerine yardım gelmesini engellemek için raciyi seçti. Neyi yaptın ya Resulallah? Hayber Yahudilerine yapılan şiddetli bir kuşatmanın ardından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalelerden birini fethetmek için bir ordu müfrezesini göndermeye karar verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir'i radıyallahu anh Hayber'in diğer sınırlarına gönderdi. Ebubekir radıyallahu anh oralarda savaştı ve sonra geri döndü. Şiddetli bir çarpışmaya girdiği için çok yorgundu. Sonra Hazreti Ömer'i radıyallahu anh gönderdi. O da savaşarak yorgun argın geri döndü. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Ben şüphesiz bu sancağı öyle birine vereceğim ki Allah fethi onun eliyle kolaylaşmış kılacaktır. O Allah'ı ve Resulünü sever. Allah ve Resulü de onu sever. O gece sancağın sahibi olmayı dilemeyen bir kişi bile yoktu sahabeler arasında." Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin radıyallahu anh nerede olduğunu sordu. "Onun gözleri ağrıyor ya Resulallah." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. "Neyin var?" Ali radıyallahu anh, "Gözlerim ağrıyor ya Resulallah" diye cevaplayınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini gözlerine sürdü ve Allah'ın izniyle şifa bulması için dua etti. Sonra "Allah sana fetih nasip edinceye kadar çarpış, sakın arkana dönme" dedi. Kahraman Hazreti Ali mübarek sancak elde heyecanla ilerliyordu. Kuşatmanın olduğu yere varıncaya kadar heyecanı dinmedi. Kuşatma sırasında Yahudi bir kadın yanlarına gelerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerine pişmiş bir koyun ikram etti. "Ne istiyorsun kadın? O taşıdığın da nedir?" "Ebul Kasım'ı görmek istiyorum. Hediye getirdim ona." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmesine izin verdi. Kendini tanıtmasını söyledi. "Basit bir kadınım Ebul Kasım. Sana kendi ellerimle hediye hazırladım. Lütfen onu kabul et." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadının hediyesini kabul buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere seslendi. Aralarında Bişr bin Berra bin Marur'un da olduğu birkaç kişi bu hediyeyi yerken Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem eşlik ettiler. Efendimiz aleyhisselam yemek için koyundan bir parça aldı. Fakat ağzına alır almaz tükürdü. Bişr bin Berra ise Efendimiz'le sallallahu aleyhi ve sellem beraber aldığı lokmayı yemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun tükürmesini sağlayamadı. Fakat diğer sahabelere engel oldu. "Ne oldu ya Resulallah?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu etin kendisine zehirli olduğunu söylediğini ifade etti.
Bizi seninle şereflendiren Allah'a yemin olsun ki yerken onu tükürmekten beni alıkoyan şey senin verdiğin yemeği tükürme endişemdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olanlara çok üzülmüştü. Zeynep binti Haris'i getirmelerini emretti. Huzuruna getirildiğinde ona kendisine hediye olarak getirdiği koyunun zehirli olduğunu söyledi. Kim söyledi sana? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu söyledi. Sonra ağzına aldığı kürek etini işaret ederek kadına bu zehri bunun içine koyan kimdir diye sordu. Eğer gerçekten bir peygambersen sana haber verilecek. Dolayısıyla zarar görmeyecektin. Eğer peygamber değil de bir hükümdarsan kendimizi ve insanları senden kurtarmak için yaptım. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana ne yapayım söyle buyurdular. Senin Allah'ın elçisi olduğuna iman ettim ya Resulallah. Bana istediğini yapabilirsin. Boynum kıldan incedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadını affetti. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ise ordusuyla birlikte gideceği yere varmıştı. Kuşatma altına aldığı Hayber'i fethetmişti. Allah onun vesilesiyle Müslümanlara zafer bahşetmişti. Artık Yahudilerin şevki kırılmış, Müslümanlarsa daha da güçlenip kuvvetlenmiş, şevkleri artmıştı. Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye anlaşmasından sonra Mekke'ye gidip umre yapmaları için izin verdiğini duyunca mutlulukları iki katına çıkmıştı. Ey Müslümanlar! Müjde! Resulullah Mekke'ye giderek umre yapmamız için hazırlanmamızı emir buyurdu. Geçen sene müşrikler bizi engellemişti ama bu sene farklı olacağız. Allah'a şükürler olsun. Muhammed ve yandaşları Hudeybiye'den sonra onları uzaklaştırmamızdan ders almamışlar. Muhammed ne kurnazmış. Bu sene onu buradan kovamayacağımızı çok iyi biliyor. Ve onu Kabe'de dolaşırken görelim diye bizi çileden çıkarmaya geliyor. Ama 3 günden fazla kalamayacağını da bildiğinden mecbur ayrılacak buradan. Onun inadını, kibrini biliyorum. Onu kovduğumuzda gitmeyi reddedecek. Kureyşliler o dönemde Müslümanların açlık ve halsizlik durumunu bildiklerinden Mekke'ye girdiklerinde sahip oldukları para ve güçle Müslümanları kandırıp onlara boyun eğdirmeye karar verdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise onların bu niyetlerini gayet iyi biliyordu. Ey müminler! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umre ibadetimizi de eda ederken kuvvet ve cesaret göstermemizi ve bizden hiç kimsenin zaaf göstermemesini emretmiştir. İlahlar aşkına bu da ne? Bunlar hiç de bizim düşündüğümüz gibi değiller. Baksana Mekke'ye başları dik girdiler. Asla zayıflık göstermiyorlar. Onlar vazifelerini güçlü bir halde eda ediyorlar. Baksana, hervele yapıyorlar ve şeytan taşlıyorlar. Sesleri göğü titretiyor. Evet, onların içinde öyle adamlar var ki 1000 adam kuvvetindeler. Durup dinlenmek bilmiyorlar. Yol yorgunluğu bile yok üzerlerinde. Lat ve Uzza'ya yemin olsun ki bunları burada görmeye dayanamıyorum. Mekke'den gideceğim ve onlar buradan çıkmadan geri de dönmeyeceğim. Muhammed ve yandaşlarının güçlü göründükleri ve istediklerini yaptıkları bir yerde yaşayamam ben. Onlar buradan çıkıncaya kadar uzağa gidelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri kaza umrelerini yerine getirdiler. 3 gece orada kaldılar ve 4. gece Kureyşliler Resulullah'ın sözünden cayıp Mekke'de kalacağını düşünerek meseleyi görüşmek üzere toplandılar. Resul-i Ekrem Efendimiz, Kureyşlilerin Mekke'ye girme şartlarına uyarak Mekke'ye silahsız girmiş ve orada 3 geceden fazla kalmamıştı. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndü ve insanları İslam'a davet etmek için elçiler göndermeye devam etti. وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ